Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim. Neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra arkadaşlar ben gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakalım neler var? Bugünümüzde çok net bir fal geliyor arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Şöyle beraber baktığımızda silik, belirsizlik, 1-15 rakamı, iki kişi şurada bariz, biri buraya, biri şu tarafa bakıyor. Ama ortada da bir buluşma, kafa kafayı verme durumları olmuş. Şimdi etraf komple ben nasıl yapayım, nerelere gideyim, ne diyeyim ya da işte bu imza nasıl olur, oraya mı atanayım, buradan mı sonuç gelsin ya da işte boşanayım mı, mahkemeye mi vereyim gibi ister buna resmiyet deyin, isterseniz hesaplaşma deyin. Ama netice itibariyle o kadar stabil bir süreçmiş ki ta ki bir ay öncesine kadar, bir ay öncesinde bana kalsa ayın 15'inde bir şey yaşanmış. Yani Ekim 15 oluyor bu bence. Siz sonra bu haber sonrasında ya da bu hareket sonrasında Ekim 15'inde diye tutturulur mu? Hayır, onu demek istemiyorum. Bir şekilde 15.000 TL'ye, 15 güne, 15'li rakamlarda 15 ay sonra demişsinizdir ama bu bir ay önce olmuş. Bununla alakalı o kadar birden pirana gibi balıklar böyle vırırır diye bir tutulmuşsunuz ki bu sizin alınan karar, konuşulan, gün yüzüne çıkan olay sonrasında çok karıştığınız, insanların çok fikir verdiği, çok konuşulduğu gibi bir sürece geçtiğinizi göstermekte. Şimdi bununla ilgili olarak bir iki defa denenmiş, bir iki defa yola çıkılmış ya da işte uzaktan yurt dışına çıkacaksınız, pasaport işlemleriniz de olabilir. Bir şekilde bu konu ya da bu durum iki yol olarak veriyor. Bu iki yolu da şöyle görüyorum. Biri, yani aslında siz ikisinden de umutsuzmuştunuz ama ilki net olumsuz sonuçlanmış. En azından taslak oluştu demiştiniz. İkincisinde ise kademe kademe aşılmış bir durum var. Birisi hapiste görünmekte, birisi resmen bir fanusa sokmuş kendisini. Ben şöyle söylüyorum. Bu fanusa sokan sizin düşünceniz de olabilir. Kendi kendinizi kısıtlamış da olabilirsiniz. Ama neticede ya da çok dar görüşlü bir insan var burada diye ona da isyan ediyor olabilirsiniz. Fanusta kalan ellerini açmış. Yani ellerin bak boş kaldı diyor. İyi ama sen o fanustan çıkmazsan o elleri kim ne getirsin falan diyor o insana buradan bu fal. O yüzden de bu sizin artık hangi aşamanızsa, siz misiniz, çevrenizdeki kişi mi, bunu siz daha iyi bileceksinizdir. Bu konuyla alakalı gelmiş geçmiş bir süreç sonrasında bugüne geldiğimde şunu görüyorum çünkü. O yol öyle de güzel açılmış ki bakın siz yılmadan sörf yapanlar böyle tutunuyorlar ya hani böyle bayrak kısmına işte sörf tahtasının bayrak kısmı mı diyeyim, direği mi diyeyim, orada bir yere tutunmuşsunuz siz. Sizin tutunduğunuz bir bırakmam dediğiniz hatta bunun peşini bırakmam demişsiniz arkadaşlar. O yüzden de bunun peşini bırakmamışsınız. Ve de günün sonunda şuraya geliyoruz. Bugün ayın işte kaçıysa, 3'ü 5'i neyse. Son 10 gün var arkadaşlar şurada kabataslak. Siz ay sonuna kalmadan bu iş bitsin istiyorsunuz. Ayın 25'i hangi gün arkadaşlar? Bugün ayın kaçı bir dakika şimdi özellikle bakacağım. 22'si çünkü. 25'i hangisine geliyor? Cumartesi. Siz cumaya kadar mı halledeceksiniz? Çok eli kulağında. Sizin bu haftaki bir planınız varsa bununla da bağlantılı olarak bir haber gelebilir ya da zaten hiç aslında planlı değilsin ama öyle güzel bir gelişmem var ki bu ay hafta sonu bu yani cumaya kadar bir şey olacak diyor burası. Sonra müthiş önünüzü açacaksınız değil 10 gün yani Kasım'ın sonuna kadar ayın 30'una kadar değil 3-5 gün. Bariz derecede sanıyorum Aralık ayının 15'ine kadarki bir süreciniz boşlukta. Bu şey gibi düşünün.
İstifa edemediğiniz yerdeydiniz. Edemiyordunuz. Ettiniz sonunda. Oh be, çok şükür. Bu ister istifa deyin, boşlukta deyin, çalışmıyorsunuz deyin, yan gelip yattınız deyin. İsterseniz buna depresyona girmişsin, hiçbir şey düşünmeyeceksiniz deyin. İsterseniz buna müthiş bir rahatlama var. 15 güne kadar, yani şöyle aralığın 15'ine kadar ki süreciniz. Boşlukta ama rahat. Ya tamamen kapatmış depresyondasın, vah vah derim. Ya da zaten sen bu olayı netleştirmişsin. Çünkü sörf tahtası gibi tutunmuşsun, bırakmamışsın, neticeye ulaştırmışsın. Bunun getirdiği bir oh beyi çekiyorsun. Aralık ayının 15'inden sonra özellikle ocağın 20'sine kadar sürecek bir süreciniz tam da şurası. O yüzden de derim ki fal net. Şu oldu, bu oldu demişsiniz. Evet, ama netice itibariyle şöyle bir gerçek var. İki kişi kafa kafaya vermişsiniz. Çocuk düşünüyorsunuz. İki kişi kafa kafaya vermişsiniz. Kendi evladınızı düşünüyorsunuz. Ya da iki kişi ortak bir şey düşünüyorsunuz. Kafanızda bir insan var. Anne babanızla beraber bir şey olmuş, sizi düşünmüşler gibi de düşünülebilir. Ama günün sonunda ben burada çok net iki kişinin ortak bir yere geldiğini, hatta bunlardan bir tanesinin sizi müthiş desteklediğini, aşağıda kalan, bayır yukarıya çıkmaya çalışan iki karınca gibi görünen küçük kalmış iki insanın olduğunu söyleyebilirim. Karınca misali değil, çalışkan oldukları için değil. Sizden az, yetersiz, küçük kaldıkları için söyledim. Siz bir deve gibi görünüyorsanız burada, o insanlar karınca kadar küçük demek istiyorum. Neticede birisi sizi net onaylayacak. Sonra siz bunu hayata uygulayacaksınız. İki kişi gidip de sanki kız babasından kız istiyor gibi, hani böyle bir eğilmiş, sanki eğilmiş de değil de bir şey rica etmek, minnet duymak duygusu yok burada. Gidip biz bunu yaptık, aldık, bunu halledeceğiz dediğiniz, çok net ve kararlı kaldığınız bir konudan bahsetmiş. Horozunuz da altta öyle bir net var ki, yani siz bir şey karar vermişsiniz. Ocağın 20'si gibi olacak özellikle bu. Ayın Aralık 15'inden Ocak 15'e kadar desek bile bir aylık bir döngüden resmen şey demiş burada. Diyor ki bir haber alıyorsun, senin hiç planında olmasa bile sen artık karar verdiğin ve birisinin faydasına ya da birisini de dahil ederek seni destekleyen insanlarla birlikte karara bağlarsın. 1, 2, 3, 4 kardeş misiniz? Ya da işte 3 kardeş de babaya mı gitti? Hani burada 4 kişinin toplanması var ama burada sen ve yanındaki 2 kişi olarak netsin. Keza karşındaki bir insanı öyle de güzel bir ışık tutmuş, fenerle böyle önünü aydınlatmış ki. Haberin horozdan geliyor diyor. Yani ya sen aklına bir fikir gelecek de bu insana gideceksin. İşten çıktıysan da Ocak ayının 15'inde öyle de güzel bir yerden, İyi ki bu işten çıkmışım ya dedirtecek kadar güzel bir fırsat, bir konuşma, görüşme var olarak görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bununla alakalı olarak şöyle söylemek istiyorum size. Ocak ayı sizin ayınız olur. Çünkü şey gibi, kazan yavrulamış misali. Horoz bir şey yavrulamış gibi oradan resmen herkes aynı geleceğe doğru bakıyor. Hayatınızın dönüm noktasında olabilirsiniz. MR görseli var burada. MR diyorum ya. İşte evet, radyoloji ya da işte birisi kemoterapi mi görüyor dedim açıkçası. Acaba sizin burada kemoterapi gören bir insanı da mı düşündüğünüz olmuş? Kafanızda bir yerlerde kemoterapi görseli çıkmış. Acaba bu iş olmazsa hastalanır mıyım? Kendimi de hasta etmeyeyim, verem olmayayım falan gibi bir niyet mi acaba bu? Ama neticede burada öyle bir görsel var. Ha, var olanlar aman Allah'ım babam görüyor, annem görüyor falan diyenleriniz varsa da temiz. Çünkü eğer kendi kendimi hasta eder miyim derseniz de hayır etmezsin derim. Aralık, Ocak 15 aralığında ki sizin mücadeleniz önünüzde bir fenerin tutulmasıyla misler kadar açık. Maşallah dediğim bir açılım. Şöyle bir tane kart seçelim bakalım. Geleceğini düşünüyorsun, akıllı adımlar atıyorsun, olgun birinin yardımı var. Bence de burada birisinin aydınlatması var. Yaşça büyük senden, kadın olur erkek olur ki büyük ihtimal erkek, ama netice itibariyle burada sana gelecek olan öyle güzel desteklerin de var ki sen bu işi aşarsın, bilgin olsun. Önünde fener tutulmuş, birisi önden gidiyor. Bence de patronunuzsa bile, babanızsa da, eşinizse de, erinizse de, artık neyse yani bilmiyorum. Burada sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. Siz burada bu işi aşarsınız arkadaşlar.
Çevrenizde ay ne güzel bak burada birlik beraberlik var. Burada da aileye bağlanmış böyle şey gibi ne diyelim ona brokoli vardır ya böyle damar damardır. Şimdi erkek izleyicilerin brokoli ne diyenler bile olabilir gerçekten. Bu sohbet döndü çünkü bir erkekle şahit olduğum için söyledim. Damar damar yani size bağlı bir konu var. Altı böyle damarlanmış kişiler var diyelim ama siz burada karı koca nasıl ne kadar netsiniz ya. Bu kadar daha ne olsun burada karı kocasınız siz. Sizi kaygılarınızdan arındırmış bir çepeçevre edecek kararlılık var burada. 4 rakamı verdi. Şurada 4 hanenin belki uzlaştığı bir şey anlamına da gelebilir. Burada dallanmış, saçaklanmış bir konunuz olmuş. Aile bağlarıyla alakalı olabilir. Senin annen benim babam yapmış olabilirsiniz. Kalabalık bir aileden ikiye düşmüş yani evlenmiş bu tanışma faslı olmuş tanıştırılmış nikahınız vesaire kalabalığı da olabilir. Neticede burada bir beraber bir çift var ve önleri çok açık. Çok özür diliyorum sizlerden. Antibiyotik de kullanıyorum. Bu ara üst üste el orada işte hastalık bir anda. Kullandığım ilaçlar beni şu an normalden daha fazla öksürtüyor ama iyileşeceğim anlamına geliyor bu kadar öksürmemde. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi çepeçevre olduğunuz konu dediğim aldığınız karar demek. Burada zaten omuzunuza atmışsınız şu sorumluluğu. Ne kadar net görünüyor arkadaşlar. Yani siz bence bir durumu bir döngüyü öldürmüşsünüz. Tabut gibi tutmuş. Şimdi tabut deyince insanın tabii ki de tüyleri ürperiyor arkadaşlar. Bu o değil. Demek istediğim şu. Siz bir döngüyü bir kriz noktasını artık netleştirmişsiniz. Çünkü sanki bir şey böyle sizin hayatınızda yok yürümüyordu deyip belki de işi kapattınız. Belki dükkan kepenk indirdiniz. Ölmüş bir döngüyü yenilemek olarak vermiş. Sizin eski maaşınız yoktur. Eski göreviniz yoktur. Bir yenilenme var. Tertemizde ilerleme var. Hane içine de çok temiz gördüğüm için arkadaşlar. Hani zaten kontrol bende. İşle ilgili onu hallettim. Bu çözdü. Evle ilgili, aşkla ilgili bunu hallettim. Bunu çözdü. Falan dediğiniz döngünüzün güzel ilerlediğini görüyorum. Aldığınız kararlar çok net işler. Yüreğinizdeki sıkıntıyı çok net aşmışsınız. S harfli bir insandan gelen bir darbeyi aşmışsınız. Arkanıza da bir tane insan çok net bir şekilde sizi desteklemiş. Haricinde yine burada iki kişi konuşarak bir karar vereceksiniz. İş rızkınız açık, para rızkınız açık. Hane içi rahat, evle ilgili olayları netleştirmenin verdiği huzur var burada diyor. Bu sizin iş haliniz. Bolluğunuzun, bereketinizin, keyfinizin yerinde olduğu, çalıştığınız, emek verdiğiniz ne varsa karşılığını alacağınız bir döngü. Eski gitmiş. Siz çıkmışsanız bile, işsiz kalacakmışsanız bile burada bir rahatlama hali var. Yüreğinizin ortasıyla alakalı şunu gösterelim. Haksızlıklara uğradığınız noktaları elinizle tek tek uğraşarak geride bıraktığınız için büyük bir rahatlama durumu var. Şimdi özellikle ilişkiyle alakalı baktığımda da sanıyorum İşsizlik elbette ki her haneyi etkiler. Maddiyat tabii ki de çok çok önemli malum. Ama buradaki yenilenmek sizi arkadaki işte bu damarlaşmış, konuşmuş insanları geride bırakmak ve çok güzel bir başlangıç anlamına gelir. Bence isteme söz nişan olmuş yeni bir ilişki. Bence maddiyatla alakalı sıkıntılar aşılmış. İki kişi oh be ne güzel de arkamızda bıraktık o günleri dediğiniz. Artık daha güzel günlerin, daha güneşli günlerin geçirileceği bir sürece ilerleyen iki kişisiniz. Diyeceksiniz ki ben 95 yaşındayım, eşim yok, ben ne yapayım evliliği? Senin evladının huzuru senin falına mı yansır? Yansır. Burada aslında hani birisi için niyetlenmişsen de aslında burada güzel bir enerji, iki kişi, yoldaş, arkadaş. Belki kızınla beraber bir evde yaşıyorsundur. İkinizindir. Öyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Tabii ki de sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Her şeyden önce varlığınıza, buradaki enerjinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığım destekle yoluma devam edebildiğimi her seferinde söylemek beni sıkmıyor. Çünkü bugün daha yeni bir arkadaşımız aramıza katılmış oluyor. Düşünceleriniz, yorumlarınız tabii ki de her biri başımın üstüne arkadaşlar. O yüzden de şunu söylemek istiyorum. Önerileriniz olursa mutlaka paylaşın. Hatam varsa da affınıza sığınıyorum. Derdinizi bilmem mümkün değil ama dermanını Rabbimde ve de yarınlarda. Çünkü bugün sınavdasın, inişlerdesin ama bir gün çıkışı mutlaka yaşatıyor Rabbim. Her inişin bir çıkışı var. Bazen biz de insanoğlu artık yeter diyoruz, yoruluyoruz. Çok normal, üst üste gelince hele bir de. Ama hayat mücadelelerle dolu. Şey oldu, 2023'ü sevmedim diyeceğim çok olay yaşadım bu yıl ben. Kayıplar da yaşadım. Babamla ilgili biliyorsunuz, paylaştım da sizlerle. Sonra dedim ki ben bu 2023'ü sevmedim dedim ya. Ondan sonra bana şey dedi arkadaş. 2022 için de onu söylemiştin dedi. Çünkü düşündüm de 2022'de de çok sarsıcı. Sonra dönelim. Ay biz şey atlattık dedim yani. Hani hastalık, maskeler, kısıtlılık neler atlatmıyor? İnsanoğlunun sınavı bitmez. Bitmediği de nefes alışımızdan belli. Sen nefesini devam ediyorsan almaya rızkın hala var. Mücadeleye devam, pes etmek yok demek. Bazen pes edecek enerjimiz olmuyor. Yorulmuşluğumuzdan geliyor ama ya sabır diyorum. Güçlü olduğunuzu hatırlamanıza ihtiyacınız varsa, bu konuştuklarım da size bir tetik mekanizması oluşturduysa daha bir şey istemiyorum ben. Sabır 1, umut 2. Bedduaya da hiç bulaşmayın. Kim ne yaşattı bilmiyorum ama bekleyin ve görün. Kişi yaşattığını yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek çünkü. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.